Merhabalar. Merhaba, ilçemize hoş geldiniz öncelikle. Kısaca biz Dengo'da Timuş kim merak ediyoruz. Bilgilendirirseniz seviniriz. Teşekkür ederim efendim. Ben Leonida Timuş, Kapaklı'ya artık ikinci defa geliyorum. Ve çok büyük bir sevgiyle karşılandım. O yüzden ilk önce teşekkür etmek istiyorum başkanımıza, sayın büyüklerimize teşekkür ederim. Teşekkürler. Leonida Timuş kim? Ben 6 sene önce Türkiye'ye geldim, yerleştim. İslam'la tanıştıktan sonra Yunus Emre, Mevlana gibi düşünürlerle tanıştım aynı zamanda. Ve tabii düşündüm ki bütün dünya onları tanımalı, onların sözlerini kendi dillerinde anlamalı. O yüzden de böyle bir çalışma başlattım. Zaten birazdan siz de dinlersiniz. İlk önce Yunus Emre ile başladım. Neden dersiniz? Çünkü bizim o kadar sade ve o kadar güzel bir dil kullanıyor ki hakkı, Allah'ı, iyiliği, sevgiyi en güzel şekilde anlattığını düşünüyorum. Ve ben 6 dil bildiğime göre, 6 dil biliyorum, 20 dilde seslendiriyorum eserlerimi. Dedim ki bu bildiğim dillerde ve tabii arkadaşlarımın da yardımıyla, bütün dünyadan arkadaşlarım var, sağ olsunlar yardım ediyorlar bana. Bu eserleri çeviriyorum, seslendiriyorum, huzurlarınıza getiriyorum. Umarım keyif alırsınız, kalbinizle dinlersiniz ve umarım beğenirsiniz. Teşekkürler. Şimdi sahneyi Leonida Timuş'a bırakıyorum. Keyifli dakikalar diliyorum. Teşekkürler efendim. İlk eserimi sordum Sarı Çiçeği. Biliyorsunuz değil mi? Hepimiz biliyoruz ama ben onu özel yapmaya çalıştım. İngilizce ve Rusça olarak çevirdim. Ve umarım bir gün, güneşli bir günde İslam'ı, Yunus Emre'yi, Mevlana'yı ve bütün bu değerleri dünyaya tanıtırım. Sadece ben değil, ben belki sadece bir başlangıç olacağım. Ama umarım bütün dünya bir gün tanıyacak. Lütfen alalım, teşekkürler. Gel gör beni, aşk neyledi. Bu eseri de kendi ana dilime çevirdim, Romence olarak da. Benim Moldova'daki arkadaşlarım, bütün ailem, akrabalarım dedi ki, bu ne güzel sözler. Gerçekten aslında her yerde duyuyoruz ama bu kadar sade, bu kadar anlayacağımız şekilde gerçekten sadece Yunus Emre yapabilir. Buyurun arkadaşlar, lütfen alalım. Siz kendi dilinizde söyleyin, ben de kendim. Yo merglin su
Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Çok çok sağ olun. Siz de söylediniz Melim'le. Sesinizi duymadım. Burada eller lütfen. Teşekkür ederim. Bu arada eminim ki sizlerden bazı kişilere değişik gelebilir. Ben anlamıyorum ne diyor. Değil mi? Ama her şey bir hayalle başlar. Ben hayal ediyorum. Ondan sonra yapıyorum. Ben Türkiye'ye gelmeden sadece hayal etmiştim. Ve artık 6 yıldır okulumu burada bitireceğim. Umarım bu sene mezun oluyorum bu arada. İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum aynı zamanda İstanbul'da. Hayal ettim. Okumayı hayal ettim. Sahnede olmayı hayal ettim. Ve şimdi İslam'ı dünyaya tanıtmayı hayal ediyorum. Ve eminim ki gayret etmekle, çok çalışmakla ve sizin gibi insanlarla beraber sizler de bana destek olmanızla her şey mümkün. Teşekkürler. Şimdi benim adım Dertli Dolap. Suyum akar yalap yalap. Biliyor musunuz? Biliyorum belki her gün yaptığımız konserlerden biri değil. Ama ben ne mutlu bana ki ilk Ramazan konseri Kapaklı'da yapıyorum. Teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Teşekkürler. Kalbinizi dinlenin. Biraz ruhunuzu dinlenin. Yeah.
görelim sizi dedik Leonida'yla. Tabii ki çok iyi olur. Teşekkürler. Katılımlarınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Katılımlarınızdan da teşekkür etmek için size çiçeğinizi vermek üzere Kapaklı Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Çetin'i sahneye davet ediyorum. Çok utandırıyorsunuz ama. Çok sağ olun. Ay. Çok utandırıyorsunuz. Çok teşekkür ederim başkanım. Zaten şeref verdiniz. Buraya kadar geldik. Teşekkürler. İkinci defa siz de ifade ettiğiniz gibi ilçemize katıldınız ve bu güzel sesinizle, yorumlarınızla adeta bizi mest ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sizi buradan Kapaklı Belediyesi'nin internet sitesinden izleyen arkadaşlarımız umarım benim duygularımı tercüman olmuşlardır. Aynı şekilde onlar da bunları hissetmişlerdir. Umuyorum yazın daha farklı festivallerde sizi ilçemizde görürüz, ağırlarız. Kapaklı halkına daha güzel bir ortamda, daha kalabalıklarla da eşlik edersiniz. Sayın Başkanım, çok kısa bir şey söyleyeceğim. Ben bazen diyorum ki, biliyor musunuz, bir kişi olsun ama gönlünden dinlesin beni. Benim için artık çok değerli. Ben hepinize ayrı ayrı değer veriyorum. Ayrı ayrı hepinize söylüyorum. Keşke böyle gerçekten bir insan değil de birkaç insan olsam da hepinize tek tek gözünüze bakabilsem. Çünkü kalp kalbe karşıdır. Başkanım çok güzel ifade ettiniz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Ben çiçeği takdim edeyim size efendim. Teşekkürler. Bu ne güzellik. Çok teşekkür ederim. Umarım hak ediyorum. Teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Tabii. Teşekkürler. Onları yapacağım. Evet. Son iki en böyle nasıl söyleyeyim? Bütün şarkılara, bütün ilahilere, daha doğrusu eserlere ayrı ayrı değer veriyorum. Ama iki eser var ki gerçekten benim için bir nasıl söyleyeyim bir kapı gibi oldu. Sayın Süleyman Bey'den de bu şarkıları söyleyerek Yunus Emre ödülüne layık görüldüm. Bunun için çok gurur duyuyorum. Gerçekten teşekkür ederim. O zaman alalım bana seni gerek seni. Yedi dilde seslendirdim bu eseri. Bir dudak.
lütfen hemen değerli şiarımızı sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Aslında bütün insanlar bu şiarlara göre yaşasa, savaş kalmaz, anlaşmazlık kalmaz. Ama ben inanıyorum, iyilik her zaman kazanır. Buyurun. Sevgi daha doğrusu. Açabilir misiniz? Bu güzel izleri görmek istiyorum. Öğrenelim. Teşekkürler. Sizleri fazla tutmak istemiyorum. Sevelim, sevilelim. Dünya kimseler kalmaz. Kimseye kalmaz, pardon. Hayırlı Ramazanlar. Dualarınız kabul olsun. Umarım başka bir günde, başka bir vesileyle görüşmek üzere. Başkanım teşekkürler. Hepinize çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sağ olun. İyi akşamlar.